Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü sezonun üçüncü bölümünde tekrar beraberiz. Sezon başlamadan önce araçlar tanıtıldı. Farklı tasarımlar gördük. Bunları konuşacağız. Red Bull'da iddialar var Horner'la alakalı. Red Bull çalkalanıyor. Bunları konuşacağız. Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk. Biz bu bölümü YouTube'a yükleyene kadar Horner kovulmuş olabilir. Evet. Yani senin edit hızına bağlı. Benim edit hızıma bağlı. 2024 içinde editleyebilirsem. Horner'a demişler ki, hocam demişler, bak sen ses çıkarmadan git istifanı et. Evet. Horner de demiş ki yok babacım ben etmeyeceğim bilmem ne, cart da curt da şu an eli ayağı bize kadar düştü yani. Evet. Ve bilmiyorum ya Horner... Buradan dönüş zor gibi biraz. Horner'ın buradan dönüşü zor gibi çünkü mesela zamanında Mazepin bir cancellanmıştı, hatırlar mısın bilmiyorum. Evet. Şeyden, Rusya cancellanmıştı. Yok ondan önce. Evet bir şey kız arkadaşıyla ilgili bir muhabbet üzerinden cancellanmıştı. Mesela ne kadar doğruluğundan çok da emin değildik onun. Evet. Ama inanılmaz cancellandı adam yani. Evet. Acayip bir şeydi. Ya bu tip konularda çok fazla şey toleransa yer yok yani. Evet. Olmamalı da zaten. Gerek de yok zaten ya toleransa. Aynen öyle. Bunu değerlendireceğiz ama öncesinde yine farklı bir setup'la buradayız. Evet, deniyoruz. Üçüncü sezona farklı farklı setuplarda bölümler çekerek giriyoruz. Şimdi aşama aşama böyle. Aynen, evet. Evet, aşama aşama. Yani evolving bir kanal olduk ya. Tabii. Ha? Sürekli bir level atlıyoruz. Evet, ya bir taraftan da şeyi söylemiştik. Videonun altında dedik ya önerileriniz olursa falan hani bize söyleyin önerilerinizi. Allah razı olsun hiç yok. O yüzden biz de takılıyoruz kafamıza. Aynen yani. F1-23 oyun videomuzun altında maalesef yorumumuz yok. Ya ama yorum istediğimiz dakika da yani 50 dakika video. Evet. 39'da falan diyoruz ki yani bu bilmem ne yani. Evet. Ama çok güzel izlendi o video. Evet evet iyi izlendi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Yani. Kanal her an oyun kanalına dönebilir bak her an. Evet evet öyle fikirlerimiz de var yani. Yarış evet. Olmayan haftalarda oyun videolarıyla arada kanalı sıcak tutma fikrimiz evet. Var. Teşekkür ediyoruz izlenmeler için. Bu sefer şey ilk defa bir şey yapalım. Önden isteyelim. Abonelik. Evet, evet, evet. Videoyu beğenme ve altına yorumlarla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Ben geçen bir YouTube kanalında ne gördüm biliyor musun? Sen konuya girmeden. Hı. Bir dakika abi şöyle bekliyorlar. Millet abone olmasın. O da evet. Güzel. Abi işte burada var. YouTube profesyonelleri var. Biz onlardan biri değiliz henüz. Şöyle ama ben hala bekliyorum bu arada. Sen konuşuyorsun ama. Ha, doğru. Bir şey yaparsanız size okay. Zahmet. Tamam. Şeyleri yorumları efendim. Şu, evet yorumları. Şu yorumları mesela bu bölümde direkt araç tasarımlarıyla ilgili izleyenlerimizin yorumlarını tabii, bekliyoruz. Tabii tabii. Kesinlikle aynen. O zaman girelim. Red Bull diyelim. İlk Red tasarım. Bull diyelim. Edwin Newey yapmış yine bir şeylere. Yani ben anlamadım. Yani şey mi bu? Hani biz böyle bir tasarım çözüyoruz. Bu arada nedir şeyimiz? Hemen bu arada bunlar artık ekrana geldi. O kadar da değil üşenmezsin. Yani. Yok yok gelir yani. Şimdi ekranda Red Bull'un aracı yeni aracın tasarımı var. Bu arada şeydi yani. Özellikle sidepod'ları herhalde. Sidepod'u çok belli etmediler ilk başta. Evet. Sonrasında böyle düşük çözünürlüklü görüntülerden biz sidepod'u alabildik. Ve sidepod'u da şey olarak gördük yani. Minicik bir hava girişi var. Var mı ya? Minicik bir hava girişi var. Dikey. Daha doğrusu her şey dikey zaten de düşey. Düşey bir hava girişi var. Ve şeye de söyleniyor. İşte bugün hatta gelen bir haber motorspor.com'un böyle içeriden aldığı bir haber. Japonya yarışında 3. 4. yarıştan sonra zero sidepod'a geçiyormuş Red Bull. Ve ya yani Mercedes 2 yıldır deniyor olmuyor. Bunlar deniyor kesin olur bu arada. %100 yani. Ona çok eminim. Evet. Çünkü şey de deniyormuş. Hani Red Bull sorumluları demişler ki bu teoride en iyi tasarımdı. Özür dilerim Mercedes sorumluları. Teoride en iyi tasarımdı. Ama gerçekleşti. Ama pratikte bir türlü olmadı. Şimdi Red Bull bu yanılgıya düşmüş olabilir mi? Sanmıyorum olacağını. Yani adamlar şey işin ehli yani. O yüzden bilmiyorum çok heyecan verici bir şey geliyor bence. Böyle ilk 3-4 yarıştan sonra bir celallenecek gibi ortalık peki, yani. Peki yani mesela şu da çok cesur bir hareket değil mi? 2 senedir ortalığı toz duman etmişsin. Ki yani sana yaklaşabilen bir araç olmamış. Ara ara böyle hani dönemsel yaklaşan araçlar olmuş. Sen ama bütün tasarımın herkes sana yine benzemeye çalışırken sen o tasarımı çöpe atıp evet. Çok temel bir değişiklik yapıyorsun. Evet. Neredeyse zero sidepod'a geçiyorsun. Aynen. Yani şey de çok iyi. Edwin Newey'nin Mercedes aracını incelerken ki caps'ini şey yapıyorlar ya. Ben bunu adam ederim ya falan. Gerçekten öyle bu arada. Motivasyon o yani.
Hani bakıyor, la bunlar niye çalışmıyor acaba ya falan filan. Bir de biz deneyelim gibi. Aynen. Bir yerden geliyor herhalde yani. Çok garip ama ya. Ya Red Bull hakikaten, ama şey de var. Bahreyn'e bu araçla, bu tadı yani gösterdikleri tasarımla çıkmayacaklar söylentileri de var. Ya evet. Yapılan şeylerden biri aslında. Her takım yapar onu bu arada ya. Evet. Yani Aston Martin bile yapıyor yani onu. Tabii. Yani bütün elini göstermek istemez. Evet. Şeyde. Evet. Sezon başlamasına orada 2 hafta kala. Evet. Ama ya bilmiyorum ya, Red Bull hakikaten dediğin gibi. Bu arada şey, mesela 2 yıl boyunca evet onlara yetişebilen çıkmadı. Evet. Artık ama arabanın neredeyse şeyini, MR'ını çekmiştir bütün takımlar. Hı hı. O yüzden elimizdeki sıradaki tasarımı biz ortaya koyalım gibi bir motivasyonları olduğunu düşünüyorum. Tabii ben. Ya şöyle zaten sen yenilik yapıp yeni bir adım atmadığın sürece birinci olmaya devam edemezsin. Evet. Çünkü tabii. Şimdi bütün araçların tasarımları çıktı. Geçen hı-hı. seneki Red Bull'a hepsi yakınsamış yani. Ferrari'yi de konuşacağız. Özellikle Aston mesela. Aynen öyle. Yani hepsi kazanan arabaya yakınsamaya başlamışlar. Onlar da yakınsamak? Yaklaşmaya başlamışlar yani. Yakınsamak tam nasıl bir şey yani? Benzemeye, yani yaklaşmaya, ona dönüşmeye başlamışlar. Şey gibi, sen benim canım sansa ben de senin canımdır falan. Yakın samsa. Samsa. Ben de sana yakınım samsa. Evet. Böyle o, bir kafam karıştı bir anda. Evet. Okay, o dili tam bilmiyorum hangi dili konuşuyorsun ama. Komikli video dili ya bu direkt. Meme dili yani. Okey. Yani benzemeye başladılar diyelim. Evet. Neyse Red Bull'da işte bir adım daha atıyor ki hala birinci olmaya devam etsin. Hı hı. Ya tasarımdan aslında buradan Horner'a geçebiliriz konu Red Bull'dayken. Horner Hoca ne yaptı ya? Horner Hoca Cukka'yı ya, göndermiş telefonla. Ya iddialar çok iddialar çok kötü. Gerçekten ya. Niye öyle bir şey yapmış? Yani abi işte mantık çerçevesinde evet, mantıklı açıklaması bir şey evet, değil ya. Olamaz tabii ki. Yani sonuçta ne bileyim. Çok enayice bir hareket bence ya. Ya inanılmaz bir kariyer inşa etmişsin. Bir şey, iyi bir aile babası olarak da bir şeyin var. Evet. Ne diyeyim, profilin var. Hı hı. Netflix her sene seni işte çiftlikteki eşinle, çocuğunla. Mutlu aile var tablosu var, var var var. Eşinle çocuğunla işte görüntüleriyle başlatıyor her sene Red Bull'u falan. Terbiyesiz adam. Ya işte, onu görünce de arkadaşlarımla şöyle bir yorum yaptık bu arada. Ya bu adamın zaten mayasında böyle bir şey olduğu belliydi. Tabii iddialar doğruysa. Bakışlarından mı anladın? Ya böyle mesela Drive to Survive'da da şey olur ya, böyle full işte şovcu. Full böyle ya bir garip bir adam yani hani genel ya. Olarak. Böyle birazcık şey tipli. Derler ya, böyle piç tipli yani. Ya olabilir de yani tabii yani. Hayır. Ama direkt böyle belliydi. Belliydi ama her şey zaten böyle yorumlanır ya. Belliydi böyle olacağı yani. Yani tabii şey, iddialar ortaya çıktıktan sonra bu yorumu yapmak kolay. Ha, tabii iddialar da daha teyitlenmedi bu arada. Evet. Ya tabii şey de var şimdi. Herkes suçluluğu kanıtlanana kadar suçsuzdur ama. Hani ama galiba kanıtlanmış abi. Kötü kokular var evet. Yani. Kötü iddialar var. Ya durduk yere başkası hakkında çıkmıyor bu iddia. Evet. Ha, bir karalama kampanyası da olabilir. Çok netleşene kadar. İmkansız mı? Değil. Böyle karalama kampanyaları yapılabilir ama bilmiyorum. Bence çok şey yani. Ya hayır, bir de yüksek şöyle, ihtimal. İddialar bu seviyeye gelmişken buradan dönmesi yani ve Horner'ın takım patronluğunu devam ettirmesi evet. Çok mümkün değil gibi. Tabii tabii. Ya huzur içinde. Bence şey, sezon başlamadan o az önce girişte dedim ya. Hı hı. Biz bu videoyu yüklemeden bile şu an kim istifa etmiş olabilir. Vardır ya. Red takımda Bull'da diyorsun. Adam 15 yıldır Red Bull'un başında. Elbet birilerini yetiştirmiştir yanında. Tabii yani. Yani şeyler. Şey de öyleydi ya mesela. Binotto da öyleydi ya mesela. Hmm. İşte şeydi böyle. Mühendisti yani. Evet. Adımları ata ata hı-hı. takım patronluğuna kadar gelmişti. Evet. Zaten hatta bir kişi gördüm yani yine işte o Horner'a bağlı ekipten bir onun yerine geçebilecek birisinin ismini gördüm de şimdi hatırlamıyorum. Hı-hı. Peki mesela Horner'ın gidişi yani Red Bull'daki bence etkiler. Başarıyı etkiler mi? Net etkiler bence. Net etkiler ya. Yani ben öyle ha tamam, Red Bull'da kesin bir sistem vardır. Tabii. Böyle çok iyi bir sistem. Hani kişilere bağlı olmayan. Ama bilmiyorum ki yani şey 2005'ten beri bu Horner ya başında yani takımı. Evet. Red Bull ilk kendi başına F1'de yarışmaya başladığından beri hı. Horner var. Doğru. O yüzden belki de kişiye bağlı bir tasarımdır yani bütün takım, bilmiyorum ki. Ya şimdi bunu diğer sporlardan düşünüyorum ben. Hı hı. Şimdi yıllarca takımın içinde kalan ve takımın hani lideri olan
profilleri düşündüğünde bak Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitti. Evet. Hala toparlayamadılar. Galatasaray'da Aziz Yıldırım varken de çok toplu değillerdi ama ya. Ama sonuçta şeye kadar yani son birkaç 3-4 senesine kadar hep iyiydi Fener. Hmm. Hatta bir ara Galatasaray'ın önündeydi. Neyse. Hmm. İşte Galatasaray'da Fatih Terim gittiğinde benzer şeyler oluyor. Manchester United'da Alex Ferguson gittiğinde oldu. Bak hala toparlayamadı. 2013'te mi ne gitti Ferguson? Evet. 10 senedir toparlayamadılar. Evet. O yüzden bu tip şeyler de, bu tip hani takımın merkezindeki kişileri her ne kadar süper bir sistem olsa da hmm. o sistemden aldığında bir etkisi oluyor illaki. Hmm. Bir de tam da tasarım da değiştiriyorlar falan. Hani belki orada son iki seneki kadar iyi işleyen ve o kadar dominant olmayan bir Red Bull görebiliriz. Bu biraz şey de olabilir, istek de olabilir. Temenni sonuçta, ya bu biraz da. Evet, biraz ben de bunu çok olabilir. İsterim bu arada. Evet. Keşke öyle olsa yani. Mesela keşke şeyi görsek işte ne bileyim Mercedes'in rekabetçi olduğunu, Ferrari'nin rekabetçi olduğunu görsek ve her yarış ilk işte 8 sıra çok farklı kişilerden oluşsa falan. Çok bomba olur yani. Bizim kanal için de bomba olur bu arada. Tabii canım. Yani son iki sezon, hele geçen sene yani F1'in galiba en sıkıcı sezonuydu ya. Tabii. 2023 sezonun ikinci yarısını bak açık söylüyorum, ben kanala video çekmiyor olsak ben bayağı izlemediğim yarışları bırakırdım evet. Bazı yarışları. Aynen öyle. Gerçekten öyle ya. Ya çünkü biliyorsun yani. Evet. Diğer araç tasarımlarına geçelim. Geçelim. Çok yani güzel araç tasarımlarına. Dikkatini çeken, yani hem teknik tasarım olarak hem renk olarak konuşalım. Ya renk mesela olarak başlayacaksak Ferrari ile başlayalım. Ben Stake F1'den başlamak renk istiyorum. Renk olarak başlayacaksak evet. Yani o Stake, nasıl yeşiller? Abi yeşil ne biliyor musun? Bak benim bir Twitch kanalım vardır. Twitch TV Mimaring. Tabii. Orada ben yıllarca F1 oynadım. F1 19, F1 evet. 20, 21 falan. Orada bizim de Keke F1 Cunuk Racing F1 Team diye bir takımımız vardı. Çok iyi. Cunuk Racing F1 Team. Orada benim tasarım bunun aynısıydı. Zaten şeyin altına gelen yorumlarda hani gridde olmayan bir renk olduğu için parlak yeşil. Yorumlarda yazmışlar değil mi? Yorumlarda herkes yani şey sadece ben de global yorumlarda yani. Herkes diyor ki bu benim F1 oyunumdaki takımımın rengi. Çünkü hep o rengi yaparsın ya, hiç olmayan bir renk. Her renk vardı önceden. Oyundaki karakterimin adı da Keke Rosberg'ti. Nico Rosberg'in babasından esinlenmiş Keke Rosberg. Keke önemli diyorsun. Keke önemli. Aynen öyle. Aynen öyle Keke, hatta mottomuz buydu. Evet. Oradan sonra şey geliyor. Bu temas var mı? O takım. O takımın adı ne? Neydi? Visa yok. Visa Cash App falan. Visa Cash. Cash App F1 Red Bull herhalde yani. Red Bull değil. Şey Bulls. Neydi? Racing Bulls. Red Bull değil. Ha, Visa Cash App Racing Bulls. Ne diyeceğiz? Visa diyeceğiz herhalde Visa, yani. Aynen. Temassız yani aynen. O da o arabayı da gördüğümde şu anda mesela zaten geldi bunlar. Suno'da şey elinde posta gelmiş bakmıyor mesela sen. Tabii. Aynen şöyle ya, kupayı öyle veriyorlar ya da böyle. Kupayı verirken işte şey post cihazı uzatıyor, oradan çektiriyor kupayı. Öpücükle ışık yapıyorlardı. Öyle bir şey de eklenebilir kupaya. Hani vardı ya şeyde, nerede yaptılar geçen sene? Öpücükle ışık ne ya? Işıkla ya, öpücük mü? Hayır, şey oldu ya. Öpücükle ışık nasıl oluyor? Japonya'da yaptılar ya, kupayı öptüğünde Verstappen ışık yandı şeyde. Kupa, birincilik kupası, yarış kupası. Öyle miydi? Ben Japonya'da yoktum ki abi. Ben askerdeydim Japonya'da. Japonya'da yok muydun? Singapur, Japonya askerdeydim ben. Okey. Evet. Öyle bir şey var. Oradan kaçırdık lan. Kaçırdığımız şey var. Ben Singapur'da de zaten Red Bull harici kazanan tek yarış. Tabii. Sainz'in kazandığı. Japonya'da da öpücüklü kupa. Sainz'in şu an CV'sinde en üstte o yazıyor. Allah Allah ya. Verstappen dışında evet. Kazanan. Bu KPSS sorusu gibi bir soru bu arada yani. Bence. Çıkar diyorsun. Çıkar aynen. 2023 F1 sezonunda Verstappen hariç yarış kazanan pilot. Evet, başka hangi tasarımlar hoşuna gitti? Bu bak Visa tasarımında şöyle bir şey var. Evet. Ben bu arabayı gördüğümde şeyi transfer ettiler sandım. Brandon Hartley 2018. Yani tam Alfa Tauri öncesi şey neydi takımın adı ya? Şey Minardi değil. Yok işte Minardi değil. Şey Toro Rosso. Ha, tam Toro Rosso tasarımı yani. Evet, hani gazitli Toro Rosso renklerine Kiat, falan dönülmüş. Kiat var gibi sanki. Daniel Kiat, mesela. Brandon Hartley böyle şey yani. Her virajda takla atan tayfa. Evet. Onları gördüm ben o tasarımda. Bunların hani performanslarına dair çok bir fikrim yok. O kadar zaten fotoğraflar detaylı da değil. Evet. Ondan sonra şeye geçebiliriz. Williams'a geçebiliriz.
Williams sonunda direksiyon değiştirmiş ya. Evet, Allah'a şükür yani. Abi 2014'ten beri ya. Evet. 2000'lere hoş geldiniz diyorum yani. Onun bu arada çok faydalı olduğunu düşünüyorlardı. Hmm. Çünkü direksiyon çok, bilmeyen, hafif. Bilmeyen izleyicilerimiz için diyelim, Williams'ın ekranı direksiyonun üzerinde değildi yıllardır. Şu an gördüler bu arada ikisini yan yana. Arka taraftaydı. Hı-hı. Direksiyonda bir ekran yoktu. Artık onlar da diğer 9 takımın tasarımına döndüler. Ya Russell'ın söylemi falan vardı zamanında. Ya bence böyle daha iyi, hafif oluyor direksiyon falan. Hani evet, gerçekten de hafiftir ama daha ne kadar hafif olacak ya. O kadar da sıkıntısı yoktur. Evet. Bu Duracell tasarımından vazgeçmemişler. Zaten bir de bir taraftan Ferrari hariç, Ferrari ve Aston hariç, bir de Visa hariç takımların tamamı ya karbon fiber ve üstüne bir adet çizgi renk. Yani evet. Araçlar hiç olmadığı kadar siyah. Aynen öyle. Ya kardeşim, ya şu ağırlık işine bir el mi atsak acaba? Hani öyle bir şey mi yapsak? Biraz zor. En çok hangi takımda? Alpine'de mi? Alpine çok siyah. Ya geçen seneye göre. Alpine yani sadece burnunun yanı mavi. Evet, yani ufak böyle mavi pembeleri atmışlar. Onun dışında simsiyah. Mercedes de biraz kolaya kaçmış. O da simsiyah. Mercedes'te bir şey gördüm ben. Şimdi Mercedes aracın tasarımını aracın performansıyla çok eşleştiren bir takım bence. Evet. Çünkü mesela iddialıysa diyorsun, tasarım da ona göre değişiyor mu? Eskiye bir referans oluyor. Mesela bak 2020'de simsiyah araçların geldiği ilk hatırlıyorsun Black Lives Matter Matter şeyinden sonra ya da Matter mi neyse oradan sonra siyah boyamışlardı arabayı. Sonrasında mesela 2022'de araba kötü gidince, daha doğrusu 2021'de özür dilerim işte şampiyonluğu kazanınca 2022'de Back to the Roots misali o Silver Arrow'a geri dönmüşlerdi. Sonra o olmadı. 2023'te siyaha geri döndüler. Evet. 2020 ruhunu yakalayalım diye. Evet. O da olmadı. Şimdi ikisinin karışımı gibi bir şey olmuş. Evet, doğru. Yani hem 2020 ruhu hem Silver Arrows falan. Bilmiyorum. Bir de sonunda Allah'a şükürler olsun yani sidepod getirdiler. Evet. Hani araba biraz daha rekabetçi olacak bence bu sene. Hani birinci sıraya oynayabilir mi bilmiyorum. Red Bull'a bağlı. Ama hani bütün sidepodlar arasında bence en iyi bunlar çözmüştür bu sene. Çünkü 2 yıldır herkesin verisini topladıklarını düşünüyorum. Tabii yani. Ya bir de en çok zorlanan onlar olduğu için. Evet ya. Sidepod olmadan. Ne uğraştılar ya. Ya bildiğin yani kafadan 1,5-2 seneyi çöpe attılar. Tam benim inat yani. Ferrari'yi nasıl buldun? Abi Ferrari ilk tulumlar açıklandığında çok beklentim düştü. Çünkü Ferrari'de de şöyle bir şey vardı. Bir Ferrari tasarımı ne kadar beyaz içerirse o kadar dandik bir araba çıkıyor. Tamam, bu benim görüşüm. Ne kadar yüksek oranda beyaz içerirse. İstatistiği evet bir bakmak lazım. Bu istatistiği de ben baktım. Evet. Aynen bence böyle. Tamam. Yani leş gibi arabalar. Şuna çok ikna oldum. Aynen. Leş gibi arabalar çıkarıyor. Beyaz ağırlıklı tasarımlarda. Mesela bir önceki seneler, hele geçen seneki işte ondan bir önce 2022'de işte koyu kırmızı, yani neredeyse bordoya çalan bir tasarımla geldiler ya. 100. yıl tasarımları. Evet, yani 100. yıl tasarımı zaten bayağı bordoydu. Bayağı koydu. Ha, ondan bağımsız geçiş. Ondan bağımsız aracın tamamı. Ha, okay. Aracın tamamında bu sefer de burada hani beyaz hattın yanında onlar da aynı düşünceye sahip olmuş olacaklar ki bir de sarı atmışlar. Ben o sarıyı yani görsel olarak beğendim. Ben de beğendim. Bana anımsattı, böyle denizci üniformalarının etrafında çizgi, offsetli çizgiler olur ya böyle. Hani böyle yakayı işte apoleti gösteren falan. Evet. Bana biraz onu anımsattı. Evet. Zaten pilotların kıyafetlerinde de aynı böyle kullanmışlar. Onlar da paradar. Biraz apoletimsi bir şey gibi duruyor ya. Demek ki ağırlık problemleri yok Ferrari'nin. Evet, yok. Arabayı full boyamışlar. Aslında yani şöyle baktığımızda. Önceki senelere göre biraz azaltmışlar çünkü mesela yarıdan aşağısı da bayağı karbon hatlar var hala. Yani mesela arka tekerin oralar, işte ön tekerin arkası. Ha, yani, evet arka tarafta yani var. Yani araba yarıdan aşağıya siyah aslında hala. Evet, doğru. Ama onu hissettirmemişler işte. Yani, yani nedir işte muhabbeti vardı, aracın tamam boyandığında 6 kilo falan oluyor. Bunlar demek ki 3 kilo falan okeyler yani. Aynen. Yani 3 kiloya tamamlar. Evet, Alpine gibi değil. De konuşuldu tabii, Alpine pilotlarının lansmandaki mutsuzluğu. Hakikaten ya.
Gasly ile Ocon böyle ruh gibi oturuyorlar. Evet. Bana ya siyasetten bir sahneyi çok anımsattı ama çok acısı var, o yüzden anlatmayacağım bunu yani. Sanırım, anlatayım mı? Sanırım büyükşehir belediye başkanları içeren bir hikaye mi? Evet. Orada anladık, tamam geç. Aynen. Orada arkadaki bakışlar. Alpin de aynı öyle bakıyordu yani. Evet. Hani ne olacağını bile bile o bakış. Alpin gerçekten sonuncu falan çıkabilir ya. O bakış hayra alamet değil çünkü. Evet yani. Evet. Geçen seneki araba ne haldeydi? Bu seneki araba ondan kötü herhalde. Geçen sene yani dördüncülük hayali kurarken altıncılığa zor oynayan zor, bir takım çok zor oluştu. Evet. Evet, tasarımlar geldi. Bahreyn'deki testleri bekliyoruz artık. Hı-hı. Haftaya gelecek o da. 23'ünde testler. Hatta yani Haas maklerini falan konuşmadık bu arada. Haas önceki senenin şey aynısı zaten. Gibi, daha da simsiyah. Aynen. McLaren de benzer. McLaren de bayağı siyah yani. Sağlam siyah evet, yapmışlar. Evet, çok ufak turuncular atmışlar bazı evet. yerlere. Aston keyifli duruyor. Evet Aston da yine ya, şey siyah ağırlıklı. Hani Ferrari kadar kullanmışlar. Yani arabanın üstü o renk, yanlar bırakmışlar. Keyifli ama onlar da keyifli bir tasarım yapmış yani. Evet ya şimdi Aston'un bir de özür dilerim rengi de bir tık açmış. Geçen seneki kadar koyu değil. Başka bir renk kullanmışlar bu sene. Peki şey yani tasarımlarla ilgili, renkler dışında tasarımlarla ilgili dikkatini çeken başka bir şey oldu mu? Ya Red Bull'un ki çok dikkat çekiciydi, onu konuştuk. Red Bull'un diğerleri zaten hani Red Bull'a benzemeye çalışmışlar benim gördüğüm. Evet, aynen öyle. Ya çok öyle ekstra bir şeyim yok. Şeyin Red Bull'un falan tasarımından daha detaylı görmek lazım. Evet. O yüzden onları görünce zaten muhtemelen testler mesler de her şey belli olur yani. Testler ne zaman? Haftaya 21 ile 23'ü arası 3 gün. Tamam. Testler var Bahreyn'de. Sonra 23'ünde Drive to Survive. Sonra bir sonraki hafta Cuma günü de sezonu Bahreyn'de açıyoruz. Bunların her birine ayrı ayrı bölümlerimiz var bu arada. Var. Yani testlere var. Testlerin peşinde Drive to Survive evet. Hemen binge watch yapıp hemen bir bölüm. Aynen öyle. Sonra da Bahreyn bölümü zaten. Aynen öyle. Yani asıl zaten araçların performanslarını ilk etapta bir testlerde göreceğiz. Evet. Tabii evet. Orada da ellerini tam açmayacaklar. Sonra Bahreyn yarışında artık kim aracı yapabilmiş, kim yapamamış belli olacak. Klasik şey muhabbeti yapacağız %100. Ferrari hız saklıyor. Tamam bak bu 2007'den beri falan her sene olan bir şey muhtemelen. Yani Ferrari'de şu an zaten büyük bir mutluluk var ya. Ha bak evet. Onu da şey söyleyebiliriz. Ha, buyur. Ya Ferrari işte kolej havası. Rüzgar testleri çok iyiymiş falan. Klasik her sene. Yani şey muhabbeti var yani. Hani Şubatlar Ferrari'nin. Evet. Kasımlar Red Bull'un. Kasımlar Red Bull'un durumumuz evet, var. Gerçekten öyle son ya. Senelerde. Rezi rüsva yani. Rezi rüsva demişken paylaştıkları pit stop videosu çok iyi değil mi? Hatalı pit stop. Allah'ım ya Rabbim ya. Sonunda demişler ki admin yanlış olanı paylaştı. Oğlum yanlış olan niye var ki zaten? Hani ya, niye hala hata yapıyorsunuz ya pit stop? Sezon başlamadan pit stop hatası yapmayı başarıp bunu da paylaşmayı başardıkları için hep evet bir level atlayabiliyorlar. Ya bu işi de başkasına kaptırmadılar gerçekten. O bak, sol ön lastik abi çıkmıyor. Demek ki çıkmıyor yani. Sol ön çıkmıyor herhalde yani. Yani bakalım Ferrari'de yine bir heyecan var. Bizde de heyecan var. Sezonu büyük bir heyecanla bekliyoruz. O zaman teşekkür ediyorum Ata. Evet. Kanala abone olmayı, yorumlarınızı, araç tasarımlarıyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.